Oradasın şimdi. Dalyan'da mavi yengeç var başkanım, büyük. Öyle mi? Onu yok, tamam mı? Bakayım orada. Tamam. Bu uzağa girdiği için renkleri biraz değişik başkanım. Gelince. Biz buna gelince. Küçüğü. Aynen bu. Aynen. Başkanım kurbağa var kitapta aşağıda. Öyle mi? Aynen. Tamam. İskorpet yok. Ordu ilinin 140 kilometre sahili var. Bir de mil olarak da düşünürsek, yani Ordu'nun toprak bütünlüğü, büyüklüğü 6000 kilometre kare yuvarlak hesap. Denizde de 2800 kilometre kare, yani 3000 kilometre kareye yakın bir sahamız var. Yani Ordu'nun kara toprağı kadar da denizde kullanabileceği, Ordu'nun yarısı kadar da denizde bir saha var. Yani bir yerde Konya Ovası gibi bizim de bir denizimiz var. Ama bu denizden yeteri kadar faydalanmıyoruz. Böyle bir hesap yaptık arkadaşlarla. Bir grup oluşturduk. Su ürünleri grubu diye. Bunlar belediyede çalışan arkadaşlarımız ve aynı zamanda Ordu ilinin çok başarılı seçtiğimiz Ar-Ge'ye dönük su ürünleri uzmanları ve balıkçılarımız. Onlarla biz bir grup oluşturduk ve bu denizlerde ne yapabiliriz? Yepyeni ne ürünler üretebiliriz? Ordu'ya ve ülkemize, Türkiye'ye neler kazandırabiliriz diye bir süredir toplantılar yapıyoruz. Bugün de 5. toplantıyı yaptık ve bu çalışmalarda çok ilginç sonuçlara doğru ilerliyoruz. Bunlardan bir tanesi daha evvelden olan ama nesli kaybolmaya dönük bazı balıklar var. O balıkların şimdi tekrar canlanmasını, tekrar üretilmesini sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Onun dışında da yeni neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili anladık ki kanunda bazı yasal boşluklar var. Onlarla ilgili yasa önerisinde, teklifinde bulunacağız. Bunun dışında sektörün canlanması için kooperatifleri nasıl tekrar düzenleyebileceğimizi düşünüyoruz. Soğuk hava depoları düşünüyoruz. Ve aynı zamanda da balıkçılığın gelişmesi, daha büyük kaynakları sağlayabilmemiz, zengin olabilmeleri için de çalışmalar yapıyoruz. Ve bu balıkları şimdi toparladık, arkadaşlarımız getirdiler. Bunların içinde gerçekten bazıları nadir bulunan balıklar, barbun balığı. Bunun aynı zamanda şu küçüklükte de olabiliyor. Eğer trolcüler müsaade ederlerse şu büyüklüğe kadar çıkabiliyor, daha büyük de olabiliyor. Onun dışında karagöz diye bizim bahsettiğimiz bir yerel balığımız var. Hane balığı diye bahsettiğimiz çok özel bir Ordu bölgesine mahsus bir balık bu. Onun dışında kurbağa balığı diye bahsettiğimiz çok lezzetli bir balık var. Bu da çok ilginç bir balık. Bunu da arkadaşlarımız yakalamışlar, sağ olsunlar, getirdiler. Onun bir başka benzeri gene burada. Ve bizim gelincik diye bahsettiğimiz yine Karadeniz'e ve Ordu bölgesinde yaygın olarak bulunan ve şimdi biraz daha az bulunan bir balık. Bunların şimdi gelişmesini sağlıyoruz. Bu da bizim Pavurya diye bahsettiğimiz yengeçimiz. Şunu düşünüyoruz ki fındık vardı, işte bildiğimiz klasik meyveler vardı. Mesela kiviyi burada başardık. Ve bunu da başaran arkadaşımız burada, Yılmaz Bey, bu çalışmaları yaptılar. Şimdi düşündük, acaba biz karidesi burada yapabilir miyiz? Yani eğer şartlar değişiyorsa, seracılıkta nasıl ki diğer bir takım bitkiler ve ürünler gerçekleştiriliyorsa, acaba denizde yosundan, karidesten, hatta istakozdan yararlanabilir miyiz? Böyle bir üretimi sağlayabilir miyiz diye de bunun tartışmalarını yapıyoruz. Midye üretimini yapmak üzere halatlarla denize nasıl indirilebileceğini çalışıyoruz. Kısacası biz burada ufak mezgitlere, çok küçük istavritlere mahkum olmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ben çocukluğumda şu büyüklükte kiloluk, hatta kiloyu geçen büyük istavritler vardı. Şimdi ise
20-30 gramlık, birkaç santim boyunda 10 santimlik istavritler, küçük işte mezgitlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yapmak istediğimiz şey deniz ürünlerini daha nasıl çeşitlerini ve miktarını artırırız. Bu çalışma yapmak üzere buradaki bir oluşturduğumuz bir kurma ekip oluşturduk. Onlarla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız balıkçılık sektörünü, deniz ürünleri sektörünü daha da canlandırmak ve ekonomimize daha büyük katkılarının olmasını sağlamak. Şey var, bizden İstanbul'dan istediler. Evet. Bir ayda falan toplarlar dedi çocuklar. Ben size onu... O balıkları götürecek. Burası tenisleri. Ben buradan gelsin.